Önceleri Yugoslavya olarak bilinen bölge veya devleti incelemek size zor gelebilir çünkü bu bölgede etnik ve dini benzerliklerle farklılıklar bir arada bulunmaktaydı. Ancak bu videoda bu konuya kısa bir başlangıç yapacağız. Yugoslavyayı anlamak, Birinci Dünya Savaşı'nı tetikleyen durumları anlamamız için çok önemlidir. Ayrıca böylelikle Yugoslavya'nın bölünmesini incelememizde kolaylaşacak. Yugoslavya'nın bölünmesi, 80'lerin sonunda ve 90'ların başında komünizmin çöküşüyle çok kötü bir hal almıştır. İncelememize ilk olarak, Yugoslavya kelimesinin kökenine bakarak başlayabiliriz. Yugoslavya. Bu kelime, Güney Slav devletlerini adlandırmaktadır. Yugo güney, Slavya da Slav demektir. Slav dilleri dendiğinde, bu bölgede konuşulan dillerden bahsediyoruz. Ancak Doğu Avrupa'nın büyük bir kısmı ve şimdiki Rusya'da konuşulan diller de buna dahildir. Burada mavi renkli bölgede Sırp Hırvatça konuşuluyor. Sırp Hırvatça bu bölgede en çok konuşulan dildir. Sırp Hırvatça. Sırp Hırvatçanın lehçeleri de vardır. Bazen Sırpça, Karadağca, Hırvatça gibi birçok lehçeyle karşılaşabilirsiniz. Ancak çoğu dilbilimci bunların birbirine çok yakın olduğunu söyler. Bu yüzden bu lehçeleri Sırp Hırvatça diye tek bir dil olarak sınıflandırabiliriz. Bu dil artık Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'da da konuşulmaktadır. Bölgeyi birbirine bağlayan benzerlik Sırp Hırvatçadır yani. Ayrıca Sloven dili de Slav dillerindendir. Sırp Hırvatça'ya da çok yakındır. Bunun haricinde Makedonya'da da Slav dili konuşulur. Bu dilde Bulgarca'ya çok yakındır ama Sırp Hırvatça'dan da tamamen farklı değildir. Böylece bölgedeki dilsel yakınlığı görmüş olduk. Şimdi ise bu bölgeyi birbirinden farklı kılan noktalara değineceğim. Yani din ve tarihle ilgili konulara. Bölge tarih boyunca farklı imparatorlukların kontrolü altındaydı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu dediğimizde aslında Roman Katolik bir imparatorluktan bahsediyoruz. Osmanlı İmparatorluğu dediğimizde de hepinizin bildiği gibi Müslüman bir imparatorluktan bahsediyoruz. İki imparatorluk asırlarca bu bölgenin farklı kısımlarına hükmetti. Böylelikle farklı dinlerin birbirlerine karıştığı bir ortam meydana geldi. Bölge halkı ise etnik kökenlerini işte bu karışımla ilişkilendiriyor. Burada eski Yugoslavya devletinin dini bölünmesini gruplandırdım. Pembe renkli kısım çoğunlukla Roman Katolik olan bölgeler. Çoğunlukla diyorum çünkü aslında bir karışım söz konusu. Yani Slovenya ve Hırvatistan genel anlamda Roman Katolik, Sırbistan ve Karadağ ise genel olarak Doğu Ortodoks. Kosova'ya gelince, Kosova'da büyük bir Müslüman çoğunluk yaşıyor. Kosova çok farklı bir dini mozaiğe sahip. Ancak bölünmeden önce Sırbistan ve Karadağ'ın bir parçası gibiydi. Sıra Bosna Hersey'e geldiğinde durum çok karışık bir hal alıyor. Burada nüfusun neredeyse yarısı Müslümandır. Bu durum genel olarak karmaşık bir unsur. Bosnalı dediğimiz zaman aslında Bosnalı bir Müslümandan bahsediyoruz. Bosnalı Müslüman. Ancak Bosna her şeyin Sırp kökenleri de vardır. Ve Sırplar Doğu Ortodoks dinine mensuptur. Bu yüzden burayı kahverengiye boyadım. Nüfusun neredeyse üçte biri Doğu Ortodokstur. Ayrıca oldukça büyük bir Roman Katolik ya da Bosna-Hırvatı nüfusu da mevcuttur. <laughs> Kafanız çok karışabilir, kabul ediyorum. Bu bölgenin tarihine dair bir şeyler duysanız, hatta haberleri dinleseniz bile karıştırabilirsiniz. İtiraf ediyorum ben de 90'larda haberleri dinlerken bunları böyle pek anlayamadığımı hatırlıyorum. Neyse, Bosnalı Müslümanlar dediğimizde genel olarak Bosna'da yaşayan Müslümanlardan bahsediyoruz. Bu basit. Bosnalı Hırvatlar dediğimizde etnik olarak Hırvat bir halktan bahsediyoruz. Bosnalı Hırvatlar da Bosna'da yaşayan bir halktır ve genelde Roman Katoliktirler. Bosnalı Sırplarsa etnik olarak Sırptır ve Bosna Hersek'te yaşarlar ancak genelde Doğu Ortodoksturlar. Dilsel ve etnik anlamda çok güçlü bağları olan bir bölgeden bahsediyoruz. Ancak din ve lehçe farklılıklarıyla birbirlerinden çok ayrılıyorlar. Özellikle de komünizmin çöküşünde olduğu gibi işler çığırından çıktığı zaman. Bu gruplar bölgedeki farklılıkların ve benzerliklerin temelini gösteriyor. Böylelikle Birinci Dünya Savaşı'na katılmalarının sebeplerini de anlayabiliyoruz. En azından savaşı tetikleyen sebepleri görebiliyoruz. Ve ayrıca 90'ların başında yaşanan bir takım kötü olayları da anlamlandırabiliyoruz. Sona doğru gelirken biraz da Yugoslavya'dan bahsetmek istiyorum. Yugoslavya, Birinci Dünya Savaşı'na kadar birleşik bir devlet değildi. Savaş devletlerin birleşmesini hızlandırdı. Bu etnik ve dilsel gruplanmalar imparatorluklarla çözülmeye başlamıştı. Avusturya Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu bölgede hakimken Birinci Dünya Savaşı'na gidildi. Osmanlı İmparatorluğu bu sırada çöküş yaşıyordu. Bu sebeple bölge halkı Yugoslavya'nın birleşmesi için daha çok çaba gösterdi yani Birinci Dünya Savaşı, Yugoslavya'nın birleşmesi için katalizör görevi gördü. Devlet, komünizmin çöküşüne kadar birleşik bir devlet olarak kaldı. Yugoslavya, sosyalist ve komünist bir devletti. Buna rağmen Sovyetler Birliği ile tuhaf ve uzak bir ilişkisi vardı. Komünizm, Yugoslavya'yı bir arada tutan faktördü. Devlet, komünizmin çöküşünden sonra dağıldı. Dağılmanın en önemli sebepleri işte bu etnik ve dini farklılıklardı.